böyle bir odamız var arkadaşlar. Oda böyle. Küçük şirin bir oda. Hostel odası. İki kişilik bir hostel odası. Dediğim gibi yani çok hastayım. 2 gündür yatıyorum. Hiçbir yere de kalkmıyorum öyle söyleyeyim. Gerçekten çok hasta oldum. Sırf yatıyorum yani. Bir an önce hastalığımın geçmesini bekliyorum. Bakalım. Arkadaşlar şöyle bir dışarıya çıkayım dedim. Bir tane araç bildiğiniz böyle şeye girmiş. Direğe girmiş öyle söyleyeyim ben size. Çok değişik bir olay. Kaza yapmış. Arkadaşlar şimdi şöyle bir alışveriş yerine girdim. Bakın burada hazır kahve alabiliyorsunuz yani. Fiyatları falan burada yazıyor. Tabii ki Rusça yazıyor ya da Kazakça. Kakao, makao 590, 690 tenge olarak gidiyor. Böyle bir durum. Ya şimdi bu arkadaşımızla Assalamu Nur, alaikum. Selamun From aleyküm. Taraz. From Taraz ya, Tarazlı kardeşimizle buluştuk. Benim resmim Nurcigit kardeşimizle buluştuk öyle söyleyeyim. Şimdi bize Taraz'ı gezdirecek yani Taraz'ı gösterecek dedi. Burada dedi gidilmesi görülmesi gereken yerleri dedi. Sana dedi gezdireceğim dedi, göstereceğim dedi. Bakalım. Güzel bir gün olacağını tahmin ediyorum. Birazcık dediğim gibi hastalığım geçti. Yani çok çok fazla hasta değilim. Ama gene de tabii ki grip devam ediyor. Böyle bir durum arkadaşlar ya. Taraz'ı araba ile geziyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir olay değil mi? Bakalım Taraz'ın ilginç yerlerine gideceğiz Nursik'le. Kendisi Taraz'da doğmuş büyümüş. Ama aslen Kırgızmış kendisi. Aslı Kırgız. Gezeceğimiz, göreceğimiz yere geldik. Böyle bir yere geldik ama. Evet arkadaşlar. Şöyle bir park gibi bir yere getirdi bize. Burası öyle tahmin ediyorum bir park. Değişik bir park. İsmini bilmiyorum ama. Bakalım. Öğreneceğiz. Adı neymiş, ne değilmiş. Güzel bir yer. İç açıcı bir yer. Banklar maklar var. Oturup. Güzel. Arkadaşlar şimdi parkın içine doğru girdik. Bakın böyle bir park burası. Demek ki Kazakistan'da da Kırgızistan gibi farklı farklı parklar var. Değişik, güzel. Ama buradaki parklar sanki böyle biraz daha böyle bir daha bir değişik ya daha bir güzel sanki böyle ne bileyim. Mesela o Zeyniş dünkü gittiğimiz parkın adı Zeyniş Park'mış. Zaten açıklamaya da eklemiştim onu. Burasını da birazdan soracağım bakalım adı ne buranın. Çocuk sağ olsun getirdi bizi buralara kadar. Dedi bugün dedi Taraz dedi sana dedi komple dedi göstereceğim dedi. Güzel yerlerini dedi gezdireceğim dedi. Vallahi dedim çok iyi olur. Dedim ben hiçbir yerini bilmiyorum burada. Alex de sağ olsun vallahi 3 gün misafir etti. Hostelde kaldırdı. Dedi istediğin kadar dedi kaldı dedi hiç sorun değil. Restoranda yedirdi içirdi. Restoranda ayrıca kendisinin dediğim gibi istediğin zaman gel restoranda yemek ye. Yani bildiğiniz 10 numara bir hayat yani. Ama tabii ki fazla da yüzsüz olmanın bir anlamı yok. Yani 3 gün bence
çok bile o kadar yapması bile çok iyi. O yüzden böyle bir durum. Bakın burada da kargalar var. Ne yapıyorsun sen? Evet. Evet. Ya gerçekten bu Kazakistan bana göre şimdi şöyle bakacak olursak, şimdi Özbekistan, Kırgızistan karşılaştırması yapacak olursak, ben dediğim gibi sadece şu an Taraz şehrine geldik ve Taraz şehri bana göre gerçekten güzel bir şehir. İnsanları daha böyle, Türkleri o kadar seviyorlar ki anlatamam size. Yani Kazaklar gerçekten Türkleri çok seviyorlar. Kırgızlar çok seviyorlar. Özbekler yani Türkleri gerçekten seviyorlar. Türkiye'denim dediniz mi olay bitmiştir yani, öyle söyleyeyim. Gerçekten çok yardımcı oluyorlar. Gerçekten böyle bir durum. Evet. Şöyle oturma yerleri, banklar falan yapmışlar. Ayrıca basketbol sahası, futbol sahası, yani halı saha falan yapmışlar. Burada da arkada da bir şeyler var. Evet, orada da oturma yerleri falan var. J90 falan diyor. Gerçekten enteresan bir olay ya. Enteresan ülke. Oba. Evet, şurada birisinin bir heykeli var ama Q Skvelbekov diyor. Skvelbekov'un heykeli. Arkada da bir şey var. Böyle bir durum. Arkadaşlar, bakın. Bu gördüğünüz parkın ismi de burada yazıyor. Resul Bekov'muş. Bu parkın, gördüğünüz bu parkın ismi de aynı bu heykeldeki adamın gibi, ismi gibi. Resul Bekov Parkı diye geçiyor. Böyle bir durum. Değişik bir durum. Okey. Evet arkadaşlar, bakın şöyle bir Jeltoksan 86 diye bir bina var hemen heykelin arkasında. Bu da burada da devrimcilerin, yani revolüsyon yapanların şöyle şeylerini yapmışlar ya, böyle bir yani resim gibi. Şöyle yakından göstereyim. Bu taş galiba, böyle bir plastik mi artık, böyle taş mı, değişik bir şeyden şu şekilde motifler çıkarmışlar. Böyle bir durum. Evet, şimdi biraz da bu tarafına gidelim. Şu arkada da, şurada da ayrıyeten bakın devrimcilerin şeyleri var, motifleri falan var. Bir de şurada, şuradan bir geçelim de aradan. 2-3 tane böyle duvar gibi bir şey yapmışlar ama yazılar falan var. Sonra evet. Ne diyor? Jagan Jardin Namsay Boten Kolda Ketpesin. Evet. Resul Bekov'un böyle tahmin ediyorum ki sözlerinden bir tanesini buraya eklemişler, yazmışlar duvara. Şu arkada da bir tane bir şey, duvar var. Orada da böyle işte Jabayev'in, Boltrik Şeçen'in, ayrıyeten Meşahanov'un çeşitli sözlerini, kelimelerini falan da eklemişler buraya. Değişik bir olay. Evet, arkasında da yazıyor. S.H. Murtaza falan. Omşuli. Evet arkadaşlar, burada da Nur Sultan Nazarbayev'in yazısı yani. Ya dediğim gibi yazıları maalesef okuyamıyorum. Yani anlayamıyorum yani. Kazakça yazıyor herhalde. Yani ne yazdığını bilmiyorum. Böyle bir durum. Evet.
Böyle diyor arkadaşlar. Şimdi yan taraftan hemen şöyle bir yere geldik. Burada da bir tane amcamız var. Elinde bir tane asa tutuyor. Sonra 1663'te 1756'ya kadar yaşamış herhalde. Öyle gözüküyor, öyle diyor. Evet. Buralara da bir bakalım. Ne var ne yok. Değişik bir yer ya. Gerçekten enteresan yerler. Toki poki diyor. Toki poki. Evet, öyle tahmin ediyorum ki burası da biraz daha farklı yerler. Bu solan yapmışlar ama suyu çalışmıyor. Lan amma çok denk geliyorum ya. Havuzlu yere denk geliyorum. Böyle suları falan kapanmış. Suyu çalışmıyor falan. Ne kadar garip ya. Aslında böyle bir yer ya. Arkadaşlar şu karşıda gördüğünüz yerde binada büyükçe olan, uzunca olan bir binada buranın üniversitesi. Öyle söyleyeyim. Kazakistan'ın Taraz şehrinin üniversitesi arkadaşlar. Yani şu an üniversiteli öğrencilerin olduğu bölgedeyiz desem yeri var. Çok fazla çünkü genç var burada. Öyle bir durum. Ben çekeyim şu binayı. Burası dediğim gibi Taraz Üniversitesi arkadaşlar. Çok güzel. Bahçesi falan düzenleme çok güzel yapmışlar. Şöyle yürüme yolları falan yapmışlar ayrıca. Böyle bir durum. İşte burası da üniversitenin farklı bir girişi. Diğer tarafından girişi öyle söyleyeyim. Böyle bir yer. Gerçekten güzel ya. Ben bu Taraz'ı sevdim yani. Güzel bir yer. Şey olarak. Gerçekten. İnsanları da güzel ya. Vallahi insanları da çok güzel bu Taraz'ın ya. Gerçi Kazakistan'ın yani genel olarak konuşmak gerekir de. Yani sadece Taraz değil. Bence Kazakistan'ın genel olarak insanları da iyi yani. Böyle bir durum. Kazakistan'ın şöyle otobüsleri çok acayip ya. Küçük yani mini. Mini bir otobüs. Değişik. Arkadaşlar bakın burada da I love Taraz diyor. Şundan Cape Verde Adası'nda her yerde vardı ya. Cape Verde Adası'nda I love bilmem ne. I love Santiago. Her yerde böyle şeyler vardı. Evet. Enteresan yerler ya. Gerçekten. Çok güzel. Böyle bir yer arkadaşlar. Yine minibus gidiyor. Küçük otobüsler. Değişik bir yer ya burası. Gerçekten çok değişik bir Taraz. Burada da küçük bir park alanı tarzı bir yer yapmışlar öyle söyleyeyim. Arkada yürüme yolları falan var. Bir Taraz değişik bir yer. Ayrıca burası da böyle tahmin ediyorum bir AVM falan plaza. Böyle bir durum. Yolumuzda ilerliyoruz. Burada da bakın şöyle taştan motifler falan yapmışlar. Değişik. Nasıl? Anlamadım. Türk evet. Türkiye'den siz buralı mısınız? Mi? Nasıl? Türkiye'den geldik. Türkiye'den geldik. Evet. Siz buralı mısınız? Ha, Kazak mı? Ha, merhaba. Böyle bir yer arkadaşlar ya. Oldu görüşürüz. Tamam. Kendinize iyi bakın. Oba. Böyle bir yer. Evet şöyle bir yere geldik. Burası gerçekten güzel, değişik bir park arkadaşlar. Kitap Bilim Bulagı diyor. Kitap Bilim Bulagı. Şöyle bakın değişik şeyler yapmışlar. Gerçekten çok enteresan.
arkadaşlar, şimdi şöyle bir yere geldik. Knowledge is power diyor. Evet, burası çok enteresan bir yer diyebilirim. Çok enteresan bir sütun yapmışlar burada. Ayrıyeten şurada 2, 4, 6, 8 aşağı yukarı 8 tane 9 tane bir heykel gibi bir şey yapmış. Heykel yapmışlar ama anlamları ne bilmiyorum tabii ki. Bilim alanı diyor. Bilim alanı. Değişik. Bilim alanı. Değişik. Ya şu arkadaki binada tesadüfen üniversiteymiş, öyle söyleyeyim. Orası da bir başka bir üniversiteymiş. Böyle bir durum. Böyle bir yer. Yavaş yavaş tepeye çıkalım. Tepeden bir bakalım buraya da. Kuş bakışı atalım. Ova. Evet, bakın böyle heykeller yapmışlar her yerde. Değişik. Şurada da büyük bir tane heykel var ama o da 1499-1551 diyor. Çok eski bir tarihe dayanan birisi. Bu da böyle bir durum. Böyle bir yer arkadaşlar. Gerçekten enteresan. Bir yere heykel. Evet, burası da böyle bir parktı. Yolumuzda ilerleyeceğiz şimdi. Arkadaşlar şimdi şöyle daha farklı bir yere geldik. Burası da Taraz'ın daha farklı bir bölgesi diyeyim, öyle söyleyeyim. Şurada bir tane heykel gördüm. Ata binen biri var. Onun önüne gidip çekeceğim, bakayım kimmiş, neymiş, neyin nesiymiş. Bakalım ya. Gerçi adlarını da okuyamıyorum ki yazılarında. Ne yazdığı da belirsiz. Bakalım ama bu adam, atlı adam ünlü biri olsa gerek. Kazakistan'ın, çünkü tam böyle merkezi yerine heykelini koymuşlar. O yüzden ünlü bir insan yani, belli. Buralar hep devlet binaları falan. Hep böyle devlet binaları falan var. Bugün de şansa güneş var ya. Hava soğuk ama yani o soğukluk belli olmuyor. Güneş olduğu için birazcık kesiyor o soğuğu. Yoksa dün falan, evvelsi gün falan dışarıda durulmuyordu yani, çok soğuktu. Şükür. Heykelin tam önüne geldik. Burası da böyle bir yer arkadaşlar. Böyle bir durum. Buralarda her tarafta dediğim gibi işte devlet binaları var. Şöyle yürüme yolları, parklar falan. Böyle bir yer ya. Burası da hastaneymiş arkadaşlar. Dedik yanımdan geçiyorum bari çekeyim. Burası da Taraz'ın hastanesi. Değişik. Böyle ya, sokakları, mokakları Taraz'ın. Gerçekten güzel yerler ya. Benim hoşuma gitti bu Taraz. Güzel bir yer. Yolumuzda ilerliyoruz arkadaşlar. Evet, buraları gördük. Çok farklı değişik yerlerde. Dediğim gibi değişik parkları vardı buranın. Yani Taraz bence çok fazla tarihi geçmişi olan bir şehirmiş Taraz arkadaşlar. Çok fazla tarihi yapıtları, tarihi şeyleri olan bir şehirmiş yani Taraz. O yüzden ve çok fazla turist de gelmiyormuş buraya Taraz'a. Aslında bir yandan bilinmemesi de Taraz'ın bundan kaynaklı. Fazla turistin gelip, yani genelde turistler dediğim gibi ya Almaty'ye gider ya da belki Astana'ya falan gider. Yani böyle bilindik yerlere giderler. Biz de dediğim gibi çok daha farklı yerlere geliyoruz işte, böyle Taraz gibi. Bakalım, böyle bir durum.
Bakın şimdi Taraz'ın stadyumunda, stadyumun önünden geçiyoruz. Burası Taraz'ın stadyumu. Ya bilmiyorum buradan gözüküyor mu? Burası stadyum arkadaşlar. Taraz'ın stadyumu. Böyle bir yer. We park car and then see the historical. Ah, okay. Places. Historical places, yeah. Stadyum. Okay. It's nice. Şimdi aracı park edeceğiz. Ondan sonra da buralardaki yerleri gezeceğiz arkadaşlar. Bakalım. Evet, şimdi ışıklarda durduk. Şu arkada bir tane saat kulesi gördüm. Şöyle bir yakınlaştıralım. Saat kulesi var. Gerçekten. Buraları tam böyle çarşı merkezi yerler arkadaşlar. Tarzın. Güzel yerler. Enteresan bir yere getirdi bizi arkadaş. Birazdan bakın bütün şu gördüğünüz buradan gözüken yerlerin yanından geçeceğiz. Arkadaşlar size ayrıyeten bakın buradan bir şey daha göstereceğim. Şu yapıtları falan görüyorsunuz değil mi? Onun arkasında da dağlar var. Bilmiyorum buradan gözüküyor mu? Bakın çok arkada böyle dağlar var. O dağlar da Kırgızistan'a bağlı arkadaşlar. Yani tam böyle sınıra yakın. Böyle söyleyeyim. Kırgızistan orası. Yani Kırgızistan'a sınırları içerisinde o dağlar. Çok değişik bir durum. Çok değişik bir durum. Şu gördüğünüz yapı da Kazakistan Halklar Meclisi olarak geçiyormuş yani öyle söyleyeyim ben size. Arkadaşlar bakın. Şu güzelliğe bakın ya. Burası gerçekten harika bir yer ya. Süper ötesi bir yere geldik diyebilirim ben size. Daha hala biraz hastayım, öksürüyorum ama kusura bakmayın. Ama iki güne göre çok çok daha iyiyim çünkü yürüyebiliyorum. İki gün önce yürüyemiyordum yani, çok kötüydüm. Evet. Çok güzel bir yer ya gerçekten. Süper. Yolumuzda ilerliyoruz arkadaşlar. Burası gerçekten harika ötesi bir yer diyebilirim. Çok güzel. Yani 10 numara bir yer yapmışlar bu tarzda yani. Her şey iç içe burada. Gerçekten süper. Alt tarafı. Duvarlarda hep böyle yazılar falan var. 568, 629, 751, 766, 840. Yani böyle eski insanların öyle tahmin ederim yazıları, sözleri falan var burada. Gerçekten çok enteresan. Burada cami. Burası geçen sene restore edilmiş bu cami, öyle söyleyeyim. Yani yeni restorasyon yapmışlar bu camiye. Şu şekilde girişi gerçekten çok değişik diyebilirim size. Şimdi Halklar Meclisi'nin yanından geçiyoruz, öyle söyleyeyim. Bu bina dediğim gibi Halklar Meclisi olarak geçiyormuş. Burada aslında söz milletin, yani öyle söyleyeyim ben size. Kesinlikle ve kesinlikle adı üstünde Halklar Meclisi. Bakın şöyle bir yere geldik. Burada da şöyle bir yer yapmışlar. Bina. Değişik. Bakın bu binayı sadece üstüne çıkıp bakmanız için yapmışlar. Belirli bir ücreti varmış ufak da olsa. Gerek olduğunu zannetmiyorum. Çünkü buradan şimdi arkadaş dedi ki buradan daha güzel bir yer var dedi. Tam böyle Taraz'ı tepeden dedi, kuş bakışı görüyorsun dedi, komple Taraz'ı. O yüzden buraya çıkmanın bir anlamı bence yok. Evet, yavaş yavaş yolumuzda gidelim.
gerçekten harika ötesi yapmışlar ya. Gerçekten yani hani mutlaka insanın gözünü alıyor buralar yani, öyle söyleyeyim. Akşamleyin de öyle tahmin ediyorum ki şu ışıklar falan yandıktan sonra daha da farklı bir görüntüsü var diye tahmin ediyorum buranın. Banka oturdum şöyle bir. Şuraları bir daha çekelim. Ayrıca şu arkada da çok farklı yerler var. Oralara da gideceğiz. Bakalım. Evet arkadaşlar, yolumuzda ilerliyoruz. Şimdi şöyle bir motif yapmışlar ama ağaç gibi bir şey. Şu arkada da bir tane böyle küre gibi bir şey yapmışlar. Orada da ufak tefek bir şey var. Şu en arkada da gerçekten aynı Özbekistan'da gittiğimiz Buhara gibi böyle değişik yerler var. Oraya mutlaka gideceğiz, göreceğiz birazdan. Evet, burası da böyle bir yer. Gördüğünüz de Kazakistan'ın haritasıymış, öyle söyleyeyim ben size. İşte Astana'ydı, Almaty'ydi, Taraz'dı, Türkistan'dı, ne bileyim Çimkent'ti. Bütün şehirlerinin yer aldı. Yani komple Kazakistan'ın haritası, öyle söyleyeyim. Sadece böyle bir şey yapmışlar burada. Ne olduğunu bilmiyorum ama değişik bir şey. Mağara gibi bir şey. Yolumuzda devam ediyoruz. Burada da küçük bir park gibi bir yer yapmışlar. Burası da böyle bir yer. Şöyle. Burası gerçekten çok çok enteresan bir park. Çok çok enteresan bir yer diyebilirim. Uf. Arkadaşlar burası da arkeolojik bir müzeymiş, öyle söyleyeyim. Böyle bir yere geldik ama evet. Burada da taşlar maşlar dikmişler, böyle değişik eski taşlardan. Arkeoloji müzesinden çıktık çünkü hem fazla bir şey yoktu hem de ücretliydi, dedim hiç gerek yok boş boşuna. Çocuk dedi girelim istersen. Yok dedim, gerek yok, boş boşuna. Ya sadece böyle köprü üzerinde yürüyeceksin yani. Kazılara falan bakacaksın. Fazla da bir şey yoktu yani. Görülecek bir şey yoktu zaten. O yüzden dedim orayı es geçelim. Evet. Böyle bir yer arkadaşlar. Buranın tam böyle ortasına yapılmış bir şey. Şöyle ziller miller takmışlar. Çan gibi. Değişik bir şey. Tam böyle buranın orta yerinde. Şurada da tam böyle saat kulesi var. Şimdi arkaya doğru gideceğiz dediğim gibi. When it's windy. It's windy. Sometimes you hear the music. Yeah. Arkadaşlar şu manzaraya bakar mısınız ya? Gerçekten burası tam bir harika bir yer. Tam böyle Özbekistan'daki yerler gibi yapmışlar burayı da. Değişik böyle medreseler falan var. Gez gez yoruldum. Önce bir tuvalete gireceğiz. Şurada alışveriş merkezi var. Oraya gireceğiz. Bir tuvalete gireceğiz. Ondan sonra da gezimize devam edeceğiz. Bakalım. Alışveriş merkezi de buranın en büyük alışveriş merkeziymiş arkadaşlar. Taraz şehrinin. Yani en büyüğü burasıymış. Kazakistan'da, Özbekistan'da ya da Kırgızistan'da sevdiğim olay ne biliyor musunuz? Bir tane bile güvenlik görevlisi yok arkadaşlar. Elinizi kolunuzu sallayarak böyle. Evet arkadaşlar, şimdi AVM'ye girdik. Dediğim gibi AVM'de güvenlik görevlisi falan yok.
Upstairs. Ah, here. Okay. Her yerde araba var ya. It's Chinese ya. Bu da Çin marka bir arabaymış arkadaşlar. Jack diye. Çin arabası. Böyle bir araba. Gerçekten 10 numara bir AVM yapmış adamlar yani, öyle söyleyeyim. Çok güzel AVM'si. AVM'den çıktık ve tekrardan yolumuza devam ediyoruz, öyle söyleyeyim ben size. Buraları dediğim gibi çok enteresan yerler arkadaşlar. Çok enteresan yerler. Tam böyle bu alanın ortasına şey dikmişler, saat kulesini. Şuraları da aynı bu şeyde görmüştük işte, bu Semerkant'ta, Buhara'da, bu tarz yerler çoktu orada. Çok fazla vardı işte, Registan'dı. Çok fazla Özbekistan'da daha fazlaydı bu tarz yerler. Ama burada da varmış. Falan girilmiyor herhalde buradakilerin ya. Kapılar falan da zaten kapalı gibi duruyor. Şeydeki gibi değil bunlar ya. Özbekistan'daki gibi böyle değil. Daha biraz daha böyle farklı ya. Benziyor yani. Böyle bir yer arkadaşlar ya. Böyle bir yer. Bakın burada da yürüme yolları falan yapmışlar. İşte çarşısında gezdiriyor size. Tam böyle merkezi yerindeyiz yani, Taraz'ın tam böyle çarşının göbeği yani, öyle söyleyeyim size. Çarşıdayız. Evet, burası da böyle bir yerde arkadaşlar. Dediğim gibi hemen hemen sizlere Taraz'ın birçok farklı güzel yerlerini göstermeye çalıştım. Şuraları da birazcık böyle, bilmiyorum çekmeye gerek var mı? Tam böyle çarşının göbeği yani burası, öyle söyleyeyim. Tam çarşı burası, öyle söyleyeyim. Şu şekilde bakın, banklar falan yapmışlar. Evet, tam çarşı burası. Evet arkadaşlar, videoyu burada sonlandırıyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz yapacağınız iş çok basit. Videoyu izlerken, videoyu izlemeye başlamadan bir beğeni tuşuna basmanız, bir yorum atmanız, videoları paylaşmanız, bu çok büyük destek olacaktır. Dediğim gibi sizlere bu tarz daha farklı, daha güzel yerleri gösterme imkanım olacak bu şekilde. Evet, bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum.